Efendim merhabalar, Bloomberg HT ekranlarına sanat, felsefe ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Bu hafta söz ve yazıyı, söz ve yazının tarihini referans alarak uygarlıkların ortaya çıkışını ve usun evrimini konuşacağız. Söz ve yazı birbirini takip eden hatta birbirini tamamlayan iki kavram. Hangisi daha değerlidir tartışılır ama günün sonunda insanı konuşan canlıdan düşünen canlıya dönüştüren bir süreçten bahsediyoruz, inceleyeceğiz. Her hafta olduğu gibi Dücani Cindioğlu'yla birlikte. Hocam nasılsınız o zaman? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Çok da keyifli, çok da çarpıcı bir konumuz var. Usun evrimi dedik. İsterim ki böyle en baştan alalım mı? Yani şöyle, insanda us, düşünme yetisi doğuştan insana bahşedilmiştir diyebilir miyiz? Yoksa insanın sonradan elde ettiği bir yeti midir diye böyle en baştan başlayarak gitsek. Yani bebekler düşünemiyorlar. O yüzden doğuştan diyemeyiz. Ama bebekler düşünebilirler. Yani kedi yavrusunun düşünebileceğini bir olanak olarak söyleyemeyiz. Ama bir insan yavrusu düşünebilir ve konuşabilir. Tabii düşünmenin içini nasıl doldurduğumuza göre, nasıl düşünmeyi nasıl tanımladığımıza göre de bu sorunun yanıtı aslında değişir. Usun evrimi derken aslında düşünmenin evrimi demek istemedim. Yani şimdi mesela günümüzde yapay zeka var. Zeka ile usu ben ayırıyorum. Yani akıl ve zeka olarak Arapça'da kullanılıyor. Zekayı daha çok pratik akıl anlamında kullanıyorum. Yani akıl, teorik akıl, pratik akıl olarak ikiye ayırırsak pratik olanına zeka diyebiliriz. Nitekim psikolojide de en çok kullanılan kelime biraz öyle tercih ediyorlar. Zeka yaşından, yüksek zeka, ileri zeka, geri zeka gibi zekayı adlandırıyorlar. Çünkü daha elle tutulur, daha bir davranış gibi görünüyor zeka. Dolayısıyla us meselesi felsefecilere mahsus bir terim olarak, hatta biraz bir abartma olarak algılanıyor. Yani nedir o us, akıl denilen şey? Çünkü tabii orta çağda da aklın yüceltilmesi bir tür kutsanmaya dönüştüğü için yeni çağla birlikte, özellikle modern çağda bu akıl kelimesi, aynı hakikatten de uzaklaşmak gibi, akıl kelimesi bir töz gibi algılandığından tözün de çözülmesiyle birlikte bu akıl edebiyatı pek kullanılmamak, pek rağbet görmüyor. Ama dediğin gibi hangi anlam, Platon'un bir sözüydü zannediyorum, hangi anlamda kullandığını söylersen istediğin sözcüğü kullanabilirsin diyor. Yani önemli olan tanımla, ben de ona göre dinleyeyim seni anlamında. Şimdi dolayısıyla o zaman başta usun tanımını mı yapalım? Şöyle usun tanımını yaparız tabii ama önce düşünme, mesela diyelim ki halkta us yoktur desem, yani halk aslında akletmez. Şimdi birçok kişi bundan rahatsız olabilir filan, bir aşağılama filan gibi görülebilir. Ama benim samimi kanaatim de bu, halk akletmez. Mesela halk karşıtları görebilir, halk yani genel olarak zeka karşıtları görebilir ama çelişik olanı göremez. Halkın yerine seçilmişler mi akıl eder o zaman? Seçilmişler halkı siyasal bir terim olarak kullanmıyorum. Eğitim düzeyini dikkate alarak söylüyorum. Us içinde zaten bu akşamın temel konusu da bu. Yani us nedir dediğimizde önce bir geleneksel şeyi hatırlayalım. Bir duyularımız var. Değil mi? Yani beş duyumuz var. Görüyoruz, kokluyoruz, tadıyoruz, dokunuyoruz.
işitiyoruz. Bu duyulara bağlı olarak da zihnimizde bağlı şeyler oluşuyor. Diyelim ki ben bardağa bakıyorum, görüyorum ama gözümü kapatsam da onun bende bir imgesi kalıyor. O imgeyi önünüzdeki kupa ne renkli diye sorsanız, iki gün sonra o akşam siyahtı galiba filan deyip onun rengini söylüyorum. Tipini soruyorsunuz, tipini söylüyorum. Ama bakın bu kupa üzerine yaptığımız bütün konuşmalar neticede görme duyusuyla ne kadarını görebilirim şeyin. Diyebilirim ki bu bir porselen, seramik ya da krom bir bardaktı, cam bir bardaktı. İşte rengi şuydu. Büyüktü, küçüktü filan gibi bir takım nitelikler öne sürüyorum. Bütün bunların hepsi görme duyusunun, dokunma duyusunun bana ilettiği kadarını ben söylüyorum. Şimdi ve daha sonra da zihinsel işlemler yaparak bu imgeyi büyütüyorum. Zihnimde de büyütebilirim. Onun kulpunu mesela olduğundan daha büyük hayal edebilirim. Diyelim ki bir at imgesiyle bir insan imgesi, insanı vardır ya şeyde Yunan mitolojisinde de insanın başını atın üstüne korum filan, yarı at yarı insan filan gibi. Muhayyile bunları da yapıyor, yani imgelerle oynuyor ama muhayyile yaratıcı muhayyile için bile söylenebilir, dış dünyadan almadığı şeylerle oynayamıyor. Yani imgede duyulara bağımlılık var. Sadece onları gerçekte olduğundan daha farklı, daha küçük veya daha büyük ya da daha farklı imgeleyebiliyor. Şimdi düşünceye gelince düşünce yine bu imgelere bağlı olarak kullanılır. Ve düşünme için biz Arapçadan gelmedi, Osmanlıca, Türkçe'de de bugün kullanıyoruz. Fikir kelimesi var. Mesela fikir, mütefekkir diyoruz değil mi? Fikir adamı diyoruz. Düşünce adamı. Yani düşünce kelimesi aslında neye denk geliyormuş burada? Fikre. Fikir ne? Fikir o imgelerden hareketle artık düşünüyoruz ama nasıl ki fikir hayatımız imgelere, hayale bağlıysa hayallerimize, hayallerimiz de duyularımıza bağlı. Fakat aslında fikir bir üst düzey bir düşünme biçimi, level'ı değildir. Yani mertebesi değildir. Nereden söyleyebiliriz? Efkar kelimesinden. Efkarlanmak mesela. Efkarlanmak, bizde efkarlandım ben bu akşam yine mesela. Efkarlanmak bir içki sofrasında mesela efkarlanabilir, hüzünlenilebilir. Efkar garip bir biçimde duygu gibi kullanılıyor. Ama değildir. Fikir midir? Tabii ki. Sadece efkar ve olumsuzdur. Yani fikir düşük bir mertebedir. Niye? Fikir tikellere bağlı düşünmedir. Mesela diyelim ki herhangi bir şey sizin canınızı sıkıyor. Ya seni bu akşam efkarlı gördüm Pınar'cığım, ne oldu filan. Ya işte şöyle oldu da çok üzüldüm, biri bana dedi ki ya da bir şeyimi kaybettim filan. Bütün gece onu konuştuğumuzu düşünün. Bakın tekil bir durum ve binlerce şey var, ihtimal var. Acaba bunu mu kastetti, bunu mu dedi, öyle mi yaptı filan. İşte o fikirlere dalmak filan denilen şey dış dünyadaki tikel deneyimlerimizin zihindeki yansıması. Tabii tikeller çok sonsuz olduğu için seçenekler de sonsuz ama varılan yargılar da sonunda, yani nihayetinde işte Tokan'ı kaybettiyse Tokan'la ilgili bir yargı veya işte Ali veya Veli, işte Ayşe veya Fatma seni üzdüyse bir kişiyle alakalı duyguların. Bu efkarda böyle, şimdi başka bir kelime kullanayım daha yakın, vesvese gibi bir anlam da vardır. Efkarlanmak biraz vesvese yapmak gibidir. Şimdi neden? Bunun üstünde daha yüksek bir düşünme biçimi olduğundan. İşte o yüksek düşünme biçimine biz us diyoruz. Şimdi bu zihnin bir işlevi, bir fonksiyonu. Usta ne oluyor? Usta artık tikel bir durum hakkında konuşmuyoruz. Mesela
filanın ileri zekalı mı geri zekalı mı olduğu hakkında konuşsak bu bir fikir olur. Hı. X kişisi üzerinde konuştuğumuz için. Ama insan nasıl us sahibidir? İnsan düşünür mü? İnsan ne yapıyor filan? İnsan dediğimizde insan ne? İnsan tümel bir kavram. Dış dünyada insan yok. Ali var, Veli var, Ayşe var, Fatma var. Ama insan yok. İnsan bizim tek tek insanlardan hareketle türettiğimiz bir kavram. Bir de bak, bir daha türetelim. Onun bir şeyi de var. İnsanlık. Bak, insanlıkta hiç dış dünyayla alakamız kalmadı. İnsanlığı göster desem, bunun mecazi kullanımları hariç gösteremez. Şimdi bir de ben desem ki insan türü. Bakın, tür kelimesini kullanıyorum. Tür nedir şimdi? Daha soyutlayarak mı gidiyoruz? Tabii ki. Şimdi dolayısıyla us esas itibariyle insanın duyulardan kaçabilmiş yanı. Kaçmaya yönelik, ona kaçma olanağı veren yanı ve en başından beri us nesneden, dış dünyadan, duyumdan, imgelemden kopmak ister. Şimdi bu akşam onu konuşacağız. Ve mantık mı ön plana çıkar? Mantığın çıkması için Aristoteles'i bekledik. Yani düşünün, kaç bin milyon yıl geçti. Yani Neandertal'le Homo sapiens'i alalım. Yani yani değil mi? Daha çok yol var. Kaç yüz bin yıl. Şimdi dolayısıyla Aristoteles'e kadar mantık yok. Yani diyelim ki ilk Yunan filozoflarından filan söz ederken onlar mantık bilmiyorlardı. Hatta duyumla düşünmeyi ayırt edemediklerini söyler Aristoteles. Şimdi işte bu akşam ne konuşacağız? Bu akşam usun bir üretim olduğunu, usun oluşan bir şey olduğunu, insanın bir us varlığı olmayıp bir us varlığına dönüştüğünü, dolayısıyla usun evrim yoluyla kazanılmış bir yeti olduğunu öne süreceğim. Yani bu akşam usu soruştururken usu ortaya çıkan, insanlık tarihinde ortaya çıkaran iki gelişme ile birlikte ele alacağım. Bir tanesi paranın ortaya çıkışı. Bir tanesi de yazının ortaya çıkışı. Dolayısıyla temel tezim de şu olacak, onu da söyleyeyim. Söz, yazı sözden kurtulmaya çalışmıştır. Yani alfabenin tarihini takip edersek, yani alfabe deyince bugün zaten bütün uluslar alfabe kullanıyor. Ama alfabe ne kadar, kaç yüz yıl sonra gelindi, bin yıl sonra gelindi. Yazı sözden kurtulmaya çalışmıştır mı dedik? Kurtulmak istemiştir ve yani işte çağımızda bugün artık biraz zihnin yazıdan, daha doğrusu yazının sözden kurtulduğunu söyleyeceğiz. Yani yazının sözden kurtulması ne demek hocam? Birincisi alfabenin, yani insan İlk nasıl kendini ifade etti? Biliyoruz ki mağara duvarlarına resimler yaptı. Yani resimle başladı yazı faaliyeti. Sonra işte hieroglif, hieratik, demotik diye onun kendi arasında ayrımları var. Konuşacağız onları. Çivi yazısı var. Bunlar piktogramlarla, ideogramlarla ortaya çıkıyor. Yani ideografik yazılar, piktografik yazılar, fonografik yazılar. Şimdi biz mesela alfabe dediğimizde fonografik yapılardan söz ediyoruz. Yani sesçil, bir A yapıyorsunuz, A sesini sembolize ediyor değil mi? İnliyor. B diyorsunuz, B ünsüz, onu inliyor. O, I, A, E filan.
Bunları biz sesleriyim diyoruz. Ama eskiden kuş dediğinizde kuş resmi çiziyor. Şimdi dolayısıyla yazının evrimine bakacağız ve yazıyla söz arasındaki çatışmayı ele alacağız. İkincisi bir de paradan söz edeceğiz. Yani para nasıl ortaya çıktı? Şimdi biliyoruz ki paranın ortaya çıkışı 7. yüzyıl milattan önce. Yani çok geç. Daha evvel insanlar alışveriş yapmıyorlar mıydı? Paranın yerine ne kullanıyorlardı? Tabii ki yapıyorlardı. Kasa aracılığıyla. İşte onu konuşacağız. Yani nedir? Kısaca en azından girizgah olarak daha iyi takip edilebilmek adına bazı şeyleri söyleyeyim. Yani para da esas itibariyle diyelim ki gümüş külçelerle başladı. Hatta demir çubuklar, demir parçaları, ingotlar mesela. Onlar neyi temsil ediyordu? Alışveriş yapılan, mübadele edilen şeyleri temsil ediyorlardı. İşte bir çuval arpayı, işte bir teneke yağı ya da bir küp şarabı. Sonra o demir çubuklar külçelere döndü. O külçeler daha sonra sikkelere dönecek. Sonra banknotlara dönecek, değil mi? Banknot şeyi temsil ediyor, altını veya gümüşü. Altın veya gümüş külçeleri temsil ediyor. Külçeler diyelim ki nesneleri temsil ediyor. Şimdi kriptolar var hocam. Evet, şimdi diyelim ki Bitcoin ya da Ethereum, yani kripto para, sanal para diyorlar. Bunları ben pek, yani şu anda devletler, bundan rahatsız olan devletlerin biraz küçümsemek için kullandıkları adlar bunlar. Bu sanal para filan diye. Sanal manal değil, bildiğimiz para. Nedir yani, ne oldu? Bitcoin neyi temsil ediyor? Hiçbir şey temsil etmiyor. Bitcoin kendini temsil ediyor. Ama bakın, Meta'dan koptu. Hiçbir şeyi temsil etmiyor. Şimdi yazı, onu da konuşacağız. Şimdi matematik çıktı ortaya, mantık çıktı. Mantıktan sonra yeni çağda özellikle işte 18-19. yüzyılda mantığı tekrar matematikleştirmeye, cebirleştirmeye çalıştılar. Bol cebri, Euler, yani matematik tarihini biraz özetlersek anlaşılır zannediyorum. Daha sonra Russell'lar, Frege'lerle birlikte, Carnap'lar filan, Quine'ler, Tarski'ler birdenbire geleneksel mantık, klasik mantıkta mantıksal önermelerin konuları ve yüklemleri arasındaki ilişkilerden söz ediliyordu ama modern çağ şöyle eleştirdi. Kullanılan, mesela bir kıyas yapayım hemen, çok klişe olsun. Bütün insanlar ölümlüdür, Sokrat da bir insandır, o halde Sokrat da ölümlüdür. Bak, Sokrat var, ölümlü var filan. Yani bir cümle kuruyoruz aslında. Yani ben Sokrat'tan nasıl kurtulabilirim? Ölümlü kelimesinden kurtularak bu akıl yürütme, bir tümden gelin bu. Bunu nasıl yapabiliyorum? Yaptılar. İşte diyelim ki SEP dediler, SOP dediler. Yani sabce ile predikat arasında, yani konu ve yüklem arasında ki dır veya değildir'i kısaltarak bunları harf sembollerine indirgediler. Fakat daha sonra işte lojistik denilen modern mantık, önermeler mantığı, sembolik mantık denilen mantık bunları da sildi süpürdü ve önermeler arası ilişkileri ortaya koydu. Onlardan da bizi kurtardı. Yani Sokrat'tan da kurtardı, ölümlüden de kurtardı. Hatta önermenin, tek başına önermenin unsurlarından da kurtardı. Yani Sokrat ölümlüdür, değildir.
Bundan çıkarttı, işte en azından Tarski'ye göre söyleyeyim, 5 işleme indirgendi veya ise değil ancak ve ancak. Daha sadeleştirdi mi diyebiliriz o zaman? Bu sade mi? Daha anlaşılır. Şimdi yani şöyle söyleyeyim, doğru aslında kullandığınız kelime doğru, sadeleşme, yalınlaştırma. Ama bizim en baştan ortaya koyduğumuz şey neydi? Us'un evrimiydi. Bakın us cümlelerden önermelere Aristoteles milattan önce 4. yüzyıla kadar gelemedi. 4. yüzyılda Aristoteles'le birlikte mantık ortaya çıktı. Ve biliyoruz ki en azından Kant'ın, Hegel'in, hatta 20. yüzyıla gelelim Wittgenstein'ın şeyidir. Aristoteles mantığını ufacık bir ilave bile yapılmadı. Yani esas itibariyle Aristoteles mantığı öz itibariyle değişmemiştir. 2000 yıl derler. Çünkü Aristoteles'in eserlerinin ortaya çıktığı tarih olarak, ama biz çok rahatlıkla 2400 yıl diyebiliriz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neyi? Gelişmemiştir dedik ya. Aristoteles'in ortaya koyduğu mantık. İki şeye bağlayabiliriz. Bir, o kadar mükemmeldi ki bir şey konamadı. Ya da sonra gelenler o kadar zeka olarak yetersizdi ki ona bir şey ekleyemediler. Şimdi matematikteki devrimleri de dikkate almamız lazım. Yani birçok şey birleşti. Ben sonra doğru anlatacaklarımı biraz başa getiriyorum ama olsun, bir mahsuru yok. Mesela aritmetik ayrı bir bilimdi, geometri ayrı bir bilimdi. Ama Descartes'le birlikte analitik geometri çıktı. Dolayısıyla vektörel hesapları yapmak mümkün oldu. Her şey x, y'ye dönüştü. Şimdi burada işte o sadeleşme, yalınlaşma dediğiniz şey sürekli maddeden, nesneden, metadan kopmaya yönelik bir eğilim var. Para nasıl Bitcoin'e dönüştüyse mantıkta, edebiyatta ya da gramerdeki cümleler önermelere, önermeler uslamlamalara, kıyaslara, kıyaslar en sonunda önermeler mantığıyla birkaç işarete, ilişkilere döndüyse bu nasıl oldu? Yani bunu mümkün kılan neydi? İşte bir tanesi paranın soyutluğu. Yani para şeyde insanlık tarihindeki en büyük diyelim ki devrimlerden biri, icatlardan biri olarak kabul edilir. Ama yazının hakkı verilmez. Bence yazı olmasaydı biz hala ilkel dönemde olacaktık. Şimdi burada özel bir şeyi parantez açıp bir şey söylemem lazım. Hep Yunan'dan örnek veriyorum. Çünkü en azından felsefenin başladığı, bilimin serpildiği, bilimin başladığı değil ama kıvamını aldığı, öncesiyle karşılaştırılamayacak denli yeni bir başlangıcın Yunan'la yapıldığını biliyoruz. Ama ben biraz ilgi alanım itibariyle, mesleki diyeyim ona izninizle, İslam dünyasında olup bitenleri de yıllardır incelediğim için, İslam dünyasında felsefenin, bilimin ortaya çıkışı süreci, bu yıllar sonra tabii zamanında böyle olabileceğini düşünemezdim. Ama karşılaştırırken, bu tezi de ortaya atarken aslında bu akşamki soruşturmanın da temelinde bu yatıyor. Bağdat'ta olanlar, yani 9. yüzyılda Arap dünyasında ya da İslam dünyasında olup bitenler benim için ikinci bir laboratuvar değeri taşıyor. Laboratuvar kelimesini kullanıyorum. Niye? Okumadan, yazmadan, uygarlıktan uzak, ilkel bir toplumun bütün aşamalarını, çok geç olduğu için 7. yüzyıl, oraya hızlıca geçeyim, 8. yüzyılın sonunda başlayan bir şey var. Ortaya çıkan bir uygarlık var. 9. yüzyıl esas itibariyle.
9 ve 10. 11, 12'de sona eriyor zaten. Ama 9 ve 10, özellikle benim uğraştığım alan 9. yüzyıldır. Yunan'da olup bitenlerin neredeyse tamamını bu laboratuvarda da inceleyebiliriz. Şöyle bir avantajı var. Yunan bize çok daha uzak. Bağdat ve 9. yüzyıl daha yakın, malzeme biraz daha çok. Dolayısıyla insanın o ilkel durumdan uygarlık durumuna geçişini hem Yunan'da hem de Bağdat, yani Atina'da ve Bağdat'ta eş zamanlı olarak karşılaştırarak inceleyebiliriz. Yani Araplar da okuma yazma bilmez, hesap kitap bilmez filan, ilkel bir halktı. Tarihleri de çok fazla değildi. Yani 6. yüzyıla filan iner, 5. 6. yüzyıla. Soy olarak değil ama kültür olarak. İmrul Kays'ı düşünerek söylüyorum. Yani Yunanlılarda Homeros'u en başa koyarsam, Araplarda da İmrul Kays'ı en başa koyuyorum. Benzerlikler mi olduğunu söylüyorsunuz? Şimdi birazdan tezimi temellendirirken neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Bu gelişmeler ilginç bir şekilde 17. yüzyılda, çok geç, 17. yüzyılda ben Amsterdam diyorum. Yani Batı Yeni Çağ uygarlığının merkezi ne Londra'dır esas itibariyle, ne Paris. Zaten o zamanlar Berlin falan yok bir anlamda. Hani Floransa'yı biliriz, Rönesans'ta filan, ama asıl merkez Amsterdam. Neden? Çünkü şöyle derler. İspanya Portekiz'i denize itmiştir. Biliyorsun Portekiz batı ucudur. Atlas Okyanusu'na bakar. Portekizliler ne yapacak? İçeri girebilirler mi? İçeride İspanyollar. Daha evvel Müslümanlar var, Endülüs. Yani mecburen denize sığınmak zorundalardı. Yukarı gitseler orada Britanya var. Canını okur İspanya, şeylerini Portekiz biliyoruz. Aşağı gittiler ve şeyi döndüler. Ümit Burnu'ndan dönmeyi başardılar. Şimdi ikincisi Almanya. Deutschland'da Amsterdam'ı denize itmiştir. Bu iki ulus da deniz ulusudur. Ve keşiflerin filan çoğu, yani Çin'deki ilk sömürge Portekiz'e ait. İşte Portugal, mandarin filan diyoruz ya, mandalin filan hep Portekiz'den, Çin'deki mandarinlerden gelir mandalin. Yani Portugal olarak gitmiştir, portakal olarak gitmiştir, mandarin olarak dönmüştür. İkisi de deniz ulusu olduğu için erken gelişme imkanı bulmuşlardır. Ve Amsterdam tabii birçok açıdan, paranın yönetimi, bakın sermayenin birikmesi, işte vergilerini toplaması birçok açıdan. Deniz ulusu erken gelişme imkanına sahip olması ticareti daha rahat yapabilmesinden. Tabii, yani benim kanaatim odur. Deniz ulusları ticaret bir anlamda savaş yapmak demektir. Ticaret yapmakla savaş yapmak arasında, yani korsanlıkla tüccarlık arasında eskiden neredeyse fark yoktu. Korsanlar tüccardı, tüccarlar da korsandı bir biçimde. Bu eğer şey yapabilirsem dağın eteklerine, ormanlara, ormanlardan ovalara, ovalardan sahillere doğrudur uygarlık. Dağ halklarında herkes kendi kendine yeterdir ve dolayısıyla çok temas yoktur. Evler arasında da mesafeler vardır filan. İşte bugün Rize'de, Artvin'de filan. Aynen. Orada uygarlık oluşmaz. Yani insanların birbirlerine ihtiyaçları çok az. Herkes kendi kendine yetiyor. Şekerim bitti filan. Yani birbirlerine ile haberleşirken bile işte konuşma kuş diliyle filan konuşmalarını filan dikkate alın.
Şimdi orman haltlarında da öyle. Ama ovaya inildiğinde ovada toprak var, yerleşik hayata geçiliyor. Savaşlar, eşitsizlikler, kölecilik, her şey artık ovada başlıyor. Artık biraz toplum olmayı öğreniyoruz. Ama ovada olup bitenlerin de ilerleyebilmesi için sahilin ve denizin kullanılması lazım. Yani eskiden zengin olmak için neye ihtiyacım var? İşte gümüşün olmalı, önce toprağın olmalı, gümüşün olmalı, paran olmalı yani ve bir de gemin olmalı. Bugün de dikkat ederseniz, yani Britanya'nın, İngiltere'nin üzerinde güneş batmayan imparatorluk olması. Bugün Amerika bir tarafı Pasifik, bir tarafı Atlantik. Şimdi deniz, mesela Çinlilerin gelişmesinin gecikmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi belli bir mesafe dışına çıkmayı gemicilere yasaklanması, girmede çıkmada yasak, kendi kendine yeterlilik. Dolayısıyla deniz aslında kendine benzemeyenlerle irtibat kurmanın yoludur ve emperyal devletlerin önemli bir kısmının denizden çıkması boşuna değildir. Kapalı toplumlar özü itibariyle gelişemez. Şimdi işte uygarlığın ortaya çıkmasında us ne durumdaydı? Yani bu işlerin olabilmesi için us ne kadar yardımcı oluyordu? Şimdi birincisi Atina. Yani şöyle söyleyeyim, milattan önce 3. yüzyıla kadar, yani bu çok önemli, şeylerin parası yok. Spartalılar para basmıyorlar. Sikkeleri yok yani. Askeri bir ulus. Spartalılarda ne var ki, Peloponnes savaşlarında biliyoruz, şeyin canını okudular. Platon'un devleti aslında bir Sparta devletidir. Likurgos anayasası. Edebiyat da yok, şiir de yok, tragedya da yok, felsefe de yok, bilim de yok. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, savaşçı bir ulus. Ama para da yok. Şimdi Atina'da bunların hepsi var. Bağdat'ta hepsi var, Amsterdam'da hepsi var. Para varsa aynı zamanda bir kültür alışverişi de var diyebilir miyiz? O ticaretle... Tabii yani zaten mübadele ortaya çıkmadan yani kullanım değeri, değişim değerine dönüşmeden öyle der, çok tutarım, severim yani, Georg Simmel diye bir sosyolojinin babası kabul edilir. Kıymeti geç bilinmiş zekalardandır. Onun Paranın Felsefesi diye bir kitabı vardır. Özne nesne ilişkisi çıkmadan değer ortaya çıkmaz der. Yani öznenin ve nesnenin ortaya çıkması lazım. O zaman ilişki ortaya çıkıyor. İlişki ortaya çıktığında değer ortaya çıkıyor. İşte bizim şimdi yapacağımız konuşma temellendirme diyelim. Konuşmayı yapıyoruz. Temellendirme, ilişkinin kendi yanlarından özgürleşip sırf ilişki olarak ortaya çıkması. Ussal ilişki, parasal ekonomik ilişki ve ifade, hocam, aktarım ilişkisi. Parasal ilişki derken isterseniz tam da burada bir reklama gidelim, evet, ne dersiniz? Gidelim. Biraz ara verelim, sonra devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Tam da kaldığımız yerden usun evrimi dedik, paranın evrimi dedik. Üçüncüsü? Yazının evrimi. Yazının evrimi. Evet, şimdi temel önermemizi ifade edelim. Us, insanda doğuştan bulunan bir olgu değildir. Us oluşur. Zamanla oluşur, kültürle oluşur ve binlerce yıl içinde oluşur.
Dolayısıyla akıllı olmak, yani akil bali olmak, işte ayırt etme yetisine sahip olmak anlamında hukukta kullanılan akıllı olmakla hiç alakası yoktur. Hukukun kabul ettiği akıllı olmak, bu oldu ya da olmadı şeklindeki iki cümle arasındaki farkı ayırt edebilmek sizi hukuk karşısında tanıklık yapabilecek durumda ya da suç sahibi yapabilecek bir ölçüttür. Şimdi bizim iddiamızsa buradaki usun düşünme, alelade her insan düşünür, ben de düşünüyorum filan gibi alelade düşünmekten değil, sistematik, ussal düşünmekten söz ediyoruz ve ussal düşünmenin çok uzun sürdüğünü, zamanla oluştuğunu ve bu oluşmanın da iki şeyin daha soyutlanmasına dayandığını. Yani bir arkadaşımın sözüdür, para kadar somut, para kadar soyut. Tanrı kadar somut, Tanrı kadar soyuttur para demişti. Yani Tanrı ne kadar soyutsa para da o kadar soyuttur. Tanrı ne kadar somutsa para da o kadar somuttur. Şimdi o bakımdan paranın ortaya çıkışı, para ortaya çıkmasaydı us ortaya çıkmayacaktı. Yazı ortaya çıkmasaydı, daha doğrusu yazı derken çivi yazı, hiyeroglifi kastetmiyorum sadece. Fonetik yazı diyelim ona, alfabetik, alfabe ortaya çıkmadan felsefe ortaya çıkmayacaktı ve bilim ve teknoloji buraya, şu anda bulunduğumuz seviyeye gelemeyecekti. O yüzden de bilim ve felsefenin bugün bile daha ileriye gidebilmesi için usun aynı şekilde evrim geçirmesi lazım ki bu da böyle oluyor zaten. Yani içinde bulunduğumuz dönemde de bunları biz bizzat yaşıyoruz. O yüzden ben üçe ayırıyorum. Collingwood'un bir üçlemesini vardır ama ben onun üçüncü kısmına müdahale ediyorum. Birincisi organik dünya görüşü. Yani nedir bu? Asırlarca insanlar evreni canlı bir hayvan gibi, canlı bir varlık olarak hayal ettiler. Yani göklerdeki küreleri de öyle hayal ettiler. Yani canlı olmayan, canlı olmadıkça Tanrı'yı bile hayal edemediler. Tanrı da canlıdır. Evren de canlıdır. Dolayısıyla buna organik dünya görüşü denir. Yeni çağla birlikte, yani Galileo, Bacon, Descartes'le birlikte bu dünya görüşü terk edilerek mekanik dünya görüşüne evrildi. Yani artık insan ruhu hastalanmıyordu, bozuluyordu. Yani illness değil, disorder sözcüğü kullanılıyordu. Mekanik dünya görüşünden sonra gelen üçüncü aşama, içinde bulunduğumuz çağ, ben buna elektromanyetik çağ diyorum. Yani aslında bambaşka bir evreni, dünyayı, her şeyi, yani kendimizi, hatta Tanrımızı bile, inananlar için söylüyorum, içinde bulunduğumuz çağın koşullarına göre algılıyoruz, var ediyoruz. O bakımdan us insanlığın en büyük kazanımıdır ve bütün bilimsel keşifleri bir kenara koyun. Yazının, alfabenin icadıyla boyu ölçüşemez. Dolayısıyla yazarak düşünme dediğim benim. Yazı aracılığıyla biz USA ulaştık. Eğer yazı olmasaydı ustan söz edemezdik. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Yani diyebilirler ki ne yani Fenikelilerden önce ya da Yunan alfabesinden önce, çünkü seslileri Yunanlıların ilave ettiği söylenir ama hala tartışıyor tarihçiler ya da filologlar. Yunanlardan evvel us yok muydu? Ben de gösterin usu
diyorum. Yani bunu klişe olan kısmı bilen, yani birçok kişi öyle duymuştur. Mitos'tan logosa diyebilirler. Yani daha evvel işte hikayeler, kıssalar anlatılıyor. O kıssalardan yavaş yavaş terimlere, kavramlara geliyor. Yani insanın teolojiden metafiziğe bir anlamda dönüş gibi zihnin soyutlama gücü artıyor. İmgeden kavrama doğru ilerliyor. Şimdi o bakımdan ben şöyle söyleyebilirim. Eğer felsefe ussal olarak düşünme şeklinde, ussal düşünmeye indirgenirse, ki indirgenmek zorundadır. Ussal düşünme, ussallık olmadığı zaman felsefe olmaz. Var mıdır? Yani bunu kim söyleyebilir? Yunan'dan önce Yunan'da gördüğümüz şeyle karşılaştırabileceğimiz bir ussallıkla insanlık tarihi Sümerler'de, Asurlularda, Babillilerde, Mısırlılarda karşılaşabilmiş midir? Ben zaten karşılaşamazdık diyorum. Çünkü sesçil alfabe ortaya çıkmadan felsefe yapabilecek ve ileri derecede kavramsal olarak bilim yapabilecek yetenek de ortaya çıkmazdı. Şimdi onu kendimce soruşturdum. Sesçil alfabe dediğimiz sesli fonetik harfler. Fonetik, evet. Hayır. Birazdan anlatayım onu. Yani şöyle, alfabe sesçil fonetiktir zaten. Yani demin dedim ya A, O filan derken ünlü harfler değil. Ünsüz de olsa neticede heceden harfe evrilmesi gerekiyordu alfabenin. Şimdi ama önce şu para meselesini bir hızlıca gözden geçirelim. Yani çünkü orada benim derdim asıl para değil. Yani para ihtiyacı niye ortaya çıkmış olabilir? Mesela sallayalım. İlk akla ne gelir? İnsanlar hesap yapmayı da kolaylaştıran bir şey. Para mı? Evet. Doğru, bir yönüyle böyle denebilir. Ama para olmadan evvel insanlar hesap yapmıyorlar mıydı? Tabii ki yapıyorlardı. Neyle yapıyorlardı? O da sistematik hale getirmiş olabilir para. Neyle yapıyorlardı? Yapıyor olabilirler. Bir, iplere düğüm atıyorlardı. Evet. İki, kalkülü denilen, işte kalkülüs kelimesi oradan gelir, çakıl taşlarını sayıyorlardı. Ya da şeyde öyleydi, Yunanlılarda bile. Oyları fasulye olarak kutuya atıyorlardı. Dolayısıyla çentik atıyorlardı filan. Neticede önce şunu düşünmemiz lazım. İnsanlar arasındaki ilişki, takas ilişkisinden alışverişe döndüğünde, yani bir anlamda üçüncü bir unsurun devreye girmesi gerekiyordu. Çünkü bir kilo ya da bir çuval buğday veriyorsunuz. İşte diyelim ki 2 kilo et alıyorsun veya şey kuzunun yarısını alıyorsunuz. Şimdi burada mübadele, bir meta mübadelesi olarak kullanım değeri, Marx'ın o şey yaptığı, sayfalarca incelediği kullanım değeri, değişim değeri ayrımı. Yani ben bir kupa üretiyorum, bunu kendim kullanmak için. Ama diyelim ki bunu size verip sizden başka bir şey almak için üretirsem bir değişim değeri ortaya çıkıyor filan. Bu biliniyor. Bu değişim değeri, malların mübadelesi bir süre sonra biliyoruz ki değerli metaller aracılığıyla yapılmaya başlandı. Yani bu konuda yazılan bütün tarihçilerin verdiği bilgiler hemen hemen aynı. Külçeler kullanılmaya başlandı. Hatta gümüş külçeler. Daha sonra para çıktığında bronz filan kullanılıyor. Külçeler, küçük gümüş parçaları filan kullanıldı. Ama daha sonra biz para dediğimiz şey 7. yüzyıla kadar niye bekledi? Niye daha evvel çıkmadı? Ya da niye Lidya'da çıktı? Yani niye 7. yüzyıl? Değil mi? Yani biz tabii para derken
değerli maden, mesela şeyler de kullanılıyordu. İstiridye kabukları, deniz kabukları kullanılıyordu. Yani şey için temsil edebilecek, malı temsil edebilecek değer, inç boncuklar da kullanılıyordu. Şimdi burada, buradan paraya geçiş, orada hızlanmayayım diye düşünüyorum. Onun yerine bu mübadele sırasında bir ağırlık var değil mi? Bir hacim var. Eğer sıvıysa onun ölçülmesi lazım değil mi? Biz ne diyoruz? Litre diyoruz. Kilo diyoruz. Bakın kilogram diyoruz. İlginç değil mi? Gram aslındaki oradaki gram ağırlık anlamında kullanılır ama biz ideogram, gramatik, gramer diyoruz. Yani o kilogramla onun ne alakası olabilir? Çünkü orada gram, harf, yazı filan anlamına gelmekle birlikte kentik demek. Tabii kentik atmakla da alakalı, çizgi anlamına da geliyor. Ve biz biliyoruz ki millet Roma rakamlarından bilir ama bu Yunanlılarda da böyleydi, hep böyleydi. Desteler için çubuklar, ya bir, iki tane korsunuz, iki, üç korsunuz filan. Şimdi dolayısıyla bir sayma ve bir ölçme ihtiyacı var. Yani insanlığın ihtiyaç duyabileceği en önemli şey sayma ve ölçme ihtiyacı. Benim parayla yazıyı yan yana getirmemin nedenlerinden biri bu. Ben yazmanın, yani bir okuma ihtiyacımdan, işte mitolojileri yazalım, şiir yazalım, kitap yazalım diye yazı ortaya çıkmadı. Yazı aslında bir kayıt biçimidir ve hesaplamadır. Hatta öyle bir hadis bile nakledilir Hazreti Peygamber'den. Çok ilginç. Yani 7. yüzyıldan söz ediyoruz. Biz ümmi bir toplumuz. Yazmayız ve hesap yazmayı ve hesap yapmayı bilmeyiz diyor. Şimdi çok ilginç. Yazma devamlı hesap yapmakla yan yana gider. Yani yazı esas itibariyle konuşulanların ya da düşünülenlerin kayda geçmesi için değildi. Yazı başka bir işe yarıyordu. Dolayısıyla matematiğin temelinde de yazı vardır. Yazı olmasaydı matematik ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla mantık ortaya çıkmazdı, us ortaya çıkmazdı deyince çok afaki bir şey söylüyormuşum gibi algılanabilir. Ama esas itibariyle ölçme, nereye kadar ölçeceksiniz? Parmak hesabı yapabilirsiniz değil mi? Toprağı çizebilirsiniz. Kamışlara çentik atabilirsiniz. Dağısını yapıyorlar. İşte çivi yazısının ortaya çıkışı Sümer'de. Kil tabletlere yazıyorlar. Ama bu ilk yazıların sitellerde, duvarlardaki o günümüze intikal eden o binlerce kil tabletin esas itibariyle bir senet değeri var en başında. Yani mühürleniyor ıslak şeyden ve o şekilde saklanıyor. Bir serbest saklama biçimi, bir mal değiş tokuş, bir mübadele kaydı olarak kil tabletler kullanıyor. İmzalanıyor filan. Şimdi dolayısıyla ağırlık ölçülerinin ortaya çıkması, sayma ve ölçmenin, bugün bile öyle değil midir? Yani 5 lirada 5'ten 3 çıktı mı kaç kalır deyince 2 dersiniz. Bunun için kağıda kaleme ihtiyaç duyar mıyız? Duymayız. Ama karmaşık bir borç hesabı olsa bir hesap makinesi isteriz. Hiçbir şey yapmasak bir kağıdı kalemi alırız. Kağıt kalemin yardımı olmadan, hesap makinesinin yardımı olmadan onları nasıl hesaplayacağız? Nasıl hesapladılar? Ya da kaydını nasıl tuttular aynı evet, zamanda? Şimdi işte biz bunu biliyoruz. Bu şeyde yazıda kil tabletlere yazıldı. Fakat bu yazı nasıldı? Bu eğer bu bilinmezse yazının gelişmesindeki şeyin usun ortaya çıkışıyla irtibatı kurulamayabilir. Önce çivi yazısı ve hieroglif.
çivi yası da bile piktogram deniyor. Yani piktogramlar ideogram da deniyor. Piktogram resim yazı, bir anlamda fikir yazı denebilir. Nasıl? Diyelim ki kuş demek istiyorsam kuş resmi çiziyorum. Bir süre sonra kuşun bütününü çizmiyorum, kuşun kafasını çiziyorum. Sonra kuşun sırt gagasını çiziyorum. Gittikçe soyutlanıyor yazı. Fakat bir süre sonra böyle bir çizgi çiziyorum, kuş diyorum. Ya da peki kuş tuttum. Yani yemek diyorsunuz, bir tabak yapabilirsiniz, bir et yapabilirsiniz. Ama yemek yedim nasıl diyeceksiniz? İşte tabağın yanına bir işaret daha yapıyorum, o zaman yedim oluyor. Yani fiilleri nasıl ifade edeceğiz? Mesela su. Su böyle bir çizgi, dalga gibi böyle bir çizgi. Üç tane çizgi yaptığın zaman o su anlamına geliyor. Ama diyelim ki su içtim demek isterseniz, suyu göstermek için yapılan şekillere piktogram deniyor, resim yazı. Ama bir düşünceyi, bir fiili simgeleyen betimlemelere ideogram deniyor. O yüzden çivi yazısının içinde piktogramlar olsa bile ideogramlar da var. Yani bunlar esas itibariyle piktografik, ideografik denen resimsel yazılar. İçinde fikri de ifade etse bile. Mesela en iyi örneği hep öyle yapıyor dil filologlar. Mısır'da hiyeroglifleri düşen 3500 yıldan söz ediyoruz. 3 aşaması olduğu söyleniyor hiyeroglifler. Sonra rahip sınıfının özel bir şeyi var. Hiyeratik deniyor onlara. Kutsal yazı filan. İşte orada artık efsaneler filan, şiirler, devlet metinleri, işte şeyin, kralların şeylerin, firavunların filan geliş gidişleri filan kaydedilmeye başlıyor. Artık tutanak gibi. Evet. Zaten sitellere, duvarlara filan yazılıyor. Yalnız çok ilginç, 18. yüzyıla kadar Greco-Roman, yani Yunanlılar ve Romalılar Mısır yazısının okunabileceğine inanmadılar. Bunların hepsi yani 18-19. yüzyılın ürünüdür. Yani o sözü söylemem lazım. Bütün bilimsel gelişmelerin içinde, yani millet ışığı bulduk, ampulü bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk filan, ateşi bulduk filan deniyor. Doğru, bunlar yaşamak için. Bence insanlığın en büyük icadıdır yazı. Yani yazı olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Kayıt ve genel okumuş kesimde bile yazının tarihine dair bilgisizlik miktarı tahmin ettiğimizden çoktur. Şimdi resimsel yazıdan sonra Sami dillerde, yani Mezopotamya'nın biraz daha güneyinden söz ediyorum. Hece yazısı diyebileceğimiz sessiz harflerin yazıldığı bir yazı biçimi ortaya çıkmaya başladı. Hatta onu da şöyle ifade ederler. Sessiz, bugün de öyledir. Arapça bugün hala sessiz harflerdir. Sağdan sola yazılır. Yazıların da tabii yönleri de önemli. Yukarıdan aşağı kamışa yazarsanız, mesela Çinlilerin en büyük problemlerinden biri. Niçin sağdan sola ve soldan sağa değil de aşağı yazıyorlar? Muhtemelen dar alanlara yazıyorlardı. Yazı malzemeleri neydi? Duvarlara yazıyorlar, taşlara yazıyorlar, değil mi? Kil tabletler yapıyorlar. Daha sonra papirus, parşömen ortaya çıkıyor. Kağıt ne zaman ortaya çıkıyor mesela? Derilere yazıyorlar, kürek kemikleri üzerine yazıyorlar. Mesela şeyde, Bağdat'ta bile en çok kullanılan şeylerden bir tanesi deri. Yazıp siliyorlar. Ceylan derisi mesela. Çok önemli kutsal metinler bunlara yazılıyor. Musa'yı hatırlayalım. Musa Yahudilik tarihinde levhalar diyor. Taş levhalara yazılıyor. Sina Dağı'ndan indiğinde yanında iki tane taş levha, hatta kızıyor. Onları yere atıp kırıyor. Şimdi
Yusuf için, Hazreti Yusuf için söylerler, Mısır'da hükümdar olduğunda Maliye Bakanlığı görevini alıyor. Yazmayı bildiği için hesaplamayı biliyor. Dolayısıyla bütün devlet bürokrasisi esas itibariyle yazmayı bilir dediğimizde, okuma yazmayı bilir dediğimizde hesap yapmayı bilir anlamına gelir bu. Yazı daha sonra hatta şöyle diyorlar, doğuda da böyle inanılır. Sessiz harfler bedene benzetiliyor. Şekil olarak mı? Evet, yani harfleri, sessiz harfleri yazdığımızda tabii, harf dediğimize göre. Şimdi ne yazalım mesela? K, T, B, değil mi? Şimdi bir Arap, onu Arapça bilen biri bu harflere baktığında kütüp, kitap, ketebe filan diye, kutibe diye onu türetir. Değişik şekillerde okuyabilir. Bakın, sesli harf nefes demektir. Tanrı'nın şeylere, insana ruh verdiği gibi sessiz harflere sesli harflerle, alfabe sessiz, sesli harflerle can veriyoruz. Şimdi bu Akatça'da vesaire Doğu dillerinde, Sami dillerde var ama orada Fenike alfabesi 22 harf olarak ortaya çıkıyor ve Fenikeliler tüccar bir halk. Bu çok önemli. Yunanlıların Fenikelilerden aldığı kabul ediliyor. Burada da bir sürü tartışmalar var ama onlara girmiyorum. Ben özetleyerek geleyim. Yunanlıların 5 harf, sesli harf ilave ettikleri söyleniyor. Nasıl? Mesela şimdi bakayım becerebilecek miyim? Alfa, beta diye ya da alef diye gelir. Bir Arapçada elif, İbranice'de alef filan. Gama, işte cimel filan. Şimdi alfa aslında sessiz harfken sessiz harf olarak kullanıldığı söyleniyor. Yani Yunanlıların bazı sessiz harflere sessiz harf işlevi verdiği. A'yı gözünüzün önüne getirin. Yani izleyicilerimiz de getirsinler. Önce küçük A'dan başlayalım. Bir tane yuvarlak, değil mi, çiziyoruz. Sonra yanına şöyle bir hafif yay gibi küçük bir şey iliştiriyoruz. Değil mi? Yani öğretirken ilkokulda böyle öğretiyorlardı. Biz onu aslında düz bir çizgi olarak da indiriyoruz şimdi, değil mi? O aslında bir öküz başıdır. Yani o A'nın yuvarlak karnı aslında biraz ovaldir. Oraya iki göl, bir burun koyun, bir öküz başı elde edersiniz. Bunun şey çok Didon'dan yapmıştır Picasso. Bir boğa başını çok güzel bir şekilde. Büyük A'ya bakın. Büyük A'yı biz bugün böyle yazıyoruz, değil mi? Normal olarak. Aslında o da bir öküz başıdır. Çünkü alef ya da alfa öküz demektir zaten. Bir süre sonra şeyden, nesnesinden kopuyor. A sesine denk geliyor. Şimdi dolayısıyla ses, sesçil olması, yani fonetik olması, resimden kopması, bu çok önemli. Alfabenin en önemli gelişmesi. Yani alfabenin ortaya çıkması yazıdaki en büyük devrimlerden biri. Bunu 9 diyenler var. 8. yüzyıl, 9 ve 8. yüzyıllarda. Çünkü Homeros'u 8'e şey yapıyorlar ama Homeros aslında yazılı bir metin değildir ve bir tane Homeros yoktur biliyorsunuz. Uzun yıllar arasında, şeyle İlyada ve Odessa arasında bile en az yarım asır var denir. Bir şey sorabilir miyim? Yazının resimden kopması dediğimizde resimle birlikte aslında bakıldığında ilk etapta daha anlaşılabilir durabilecekken, resimden koptukça, artık daha harflere geçildikçe herkes için bir süre, en azından ilk çıkışı ele alındığında da çok anlaşılmayabilir. Öyle bir durum, öyle bir risk yani yok. Çivi yazısı için tabii. Çünkü çivi yazısı, hieroglif alfabeden daha kötü. Ama neticede resim, burada bizi ilgilendiren ne? Biz niye bu hikayeyi anlatıyoruz? Herkesin rahatlıkla okuyarak öğrenebileceği bir şeyi. Çünkü tezimizin temeli
yazının, yani resim nesneden kopamaz. Şimdi mesela non-figüratif resimler var. Şimdi nedir oradaki iddia? Nesneden kopuyor. Nesneyi temsil etmiyor. Kübik resim var mesela. Şimdi halk ne görmek ister? Sıradan bilinç. Baktığında işte orada bir kadın var. Ağlıyor, gülüyor. Değil mi? Rönesans resimlerine bakın. Yani orada bir öykü olacak, bir şey olacak yani. Resim nesneyi gösteriyor. İyi ama mesela diyelim ki Kandinsky'de resim neyi gösteriyor? Paul Klee'de resim neyi gösteriyor? Mondrian'da neyi gösteriyor? Renk de var, çizgi de var. Şimdi nesneden kopma bir eğilim ve bu o kadar kolay olan bir şey değil. O öyle söyleyeyim. Çok zor gerçekleşir. Sesçil alfabeye döndüğünde yazı hem Mezopotamya'dan hem Mısır'dan daha farklı bir şey daha ekleniyor ona. Orada yazı rahip sınıfının ayrıcalığı. Dolayısıyla yazının zorluklarına rağmen, mesela onu tartışıyorlar tarihçiler. Niye bu kadar karmaşık? Çin yazısını düşünün. Çinliler 2000 tane simgeyle yazıyorlar. Ya nasıl yazacak adam bunu? Ya öğrenmesi 20 yıl alır diyorlar filan, değil mi? Yani şimdi tabii epey Çin yazısında da çok şeyler yapıldı. Restorasyonlar diyeyim. İyi ama yine de yani işkence gibi geliyor, değil mi? Uzaktan bakınca. Dolayısıyla buna rağmen alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Çünkü bu yazılar bir ayrıcalık. Alfabe Yunanlılarda herkes öğretiliyor. Çocuklara. Dolayısıyla yazının ortaya çıkmasıyla birlikte, kaydın ortaya çıkması, Homeros'ların, Hesiodos'ların filan yazdıklarının, şey söylediklerinin yazılması, iki kapak arasına konması filan, bunlar ikinci şeylerdir. Felsefenin ortaya çıkışı bakımından söylüyorum. Yazının ortaya çıkışı şiirin ya da tragedyaların yazılmasıyla alakalı değil sadece. Düz yazının ortaya çıkmasıdır. Nesrin ortaya çıkmasıdır. Yani insanlar önce birbirlerine hitap ediyorlardı. Nida diyoruz. Nida seslenmek demek. Seslenmek uzaktaki ne olur? Zıttı vesvesedir. Yakından fısıldamak demektir. Yani seslenmekle fısıldamak arasındaki ilişki, insan önce sesleniyordu ama zamanla yakınlaştıkça fısıldamaya başladı. Bu da çok ilginçtir. Yazıyı kim çıkarttı? Mesela bazı metinlere rast geldim. Şeytan mesela. Yazıyı ilk şeytan çıkardı. Şeytan, iblis öğretti diyor. Nedim'in Filistin'de vardır yani. 10. yüzyılda bir çok önemli bir şeydir, kitaptır. Peki şeyi yap, hesabı, ilk hesabı kim yaptı? Şeytan yapmıştır. Tüccar sınıfı böylelikle lanetleniyor. İlk kıyası kim yapmıştır? Şeytan yapmış. Peki. Şimdi bu geleneksel muhayyilenin bu devrimlere karşı verdiği tepki. Çünkü hesap işleri kurnazlık işidir. Yazı işleri de öyle. Yani alleme der, kalleme der, seni borçlu çıkarabilir. Yani 5 lira verirsin filan. Yani hesabı zayıfsa birinin, Allah yardımcısı olsun. Şimdi düz yazının ortaya çıkması niye önemli? İnsan önce seslenir dedik. Sonra işte fısıldar. Ya da yakındakine fısıldar, uzaktakine seslenir. Sonra söylediklerini kafiyeli söylemek ister. Uyaklı. Şiir ortaya çıkar. Sonra safsata, tartışma ortaya çıkar. Mesela çok az kişi bilir bunu, ne yazık ki. Uygarlığın en önemli alametlerinden bir tanesi, belirtilerinden bir tanesi tartışma yeteneğidir. Tartışmanın olduğu toplum ancak ilerleyebilir. Tartışma yoksa
us oradan çekilir, düşünme oradan çekilir. Dolayısıyla bakın retorik, poetik, diyalektik çıktı ortaya. Analitik ne zaman çıkıyor, mantık ne zaman ortaya çıkıyor? Düz yazısı çıkıyor. Çünkü şiir de sözlü iletişimin aracı, retorik de sözlü iletişimin aracı, tartışma diyalektik de. Ama analitik düşünmenin aracı yazmaktır. Eğer insanlar düz yazıyla yazamasalardı, düz yazıyı bulamasalardı, biz buna serbest yazı diyoruz ama işte eskiden nesir deniyordu. Manzum ve mensur. Manzum sözlü kültürün anlatım biçimidir. Mensur olan nesir, düz yazı, yazılı kültürün. Şimdi eğer insan yazmasaydı felsefe yapamazdı. Us ortaya çıkmazdı. Us'un evrimi tamamlanamaz ya da evrim ortaya. Şimdi olacak. Burada bırakmayayım, bunu bitireyim bu yolculuğu hızlıca. İnsanoğlunun bir nevi yazgısıymış aslında yazıyı bulmak. Tabii yazgı kelimesi yazıdan geliyor. Yani başka türlü yapamazmış zaten. Yok, yapıyor, hala yapıyor. İnsanların çoğu yazmayı beceremiyor. Yani okuma yazma, şimdi Türkiye'de okuma yazma kaç oran? Tam net rakamı bilmiyorum. Bu adam %90 bilen diyorlar değil mi? Yani %10 bile değil. Yani kaç insan mesela günlük tutar? Kaçımız günlük tutuyordur? Yüzde kaçımız anılarını yazıyordur? Yüzde kaçımız yazarak düşüncelerini, duygularını başkasına ifade etmeyi deniyordur? Yüzde verin. %10 diyelim mi? %1. Bir. Tabii yani %1 varsa yani 80 milyonda ne oluyor? 800 bin falan oluyor. 800 bin tane anı kitabı. Günlük çıktığını düşün. Mümkün değil. %1 yani ayıp olmasın diye söylüyorum. Şimdi dolayısıyla insanlar hala yazmıyor. Öyle yani sublime etmeye gerek yok. İnsanın yazıya direnci hala devam ediyor. Bakın dijital dönemde de geçti. Şimdi yazıdan da kurtulmaya çalışıyoruz. Şunu tamamlayayım bu yolculuğu. Parayı çünkü bıraktık orada. Mantık ortaya çıktı. Mantıkla birlikte mantık nedir? Esas itibariyle düşüncelerin denetlenmesi. Bu doğru, bu yanlış demeyi mümkün kılan şey. Yani mantık belli düşünmenin yasalarını ortaya koyar. Ve o yasalara uygun olarak herhangi bir argümantasyonu, akıl yürütmeyi, uslamlamayı çürütebilirsiniz. Ya da doğrulayabilirsiniz. Ve çok karmaşık akıl yürütmeleri denetleyebilmek imkanı veriyor. Biri safsata, saçmalıyor. Yani saçmaladığını anlayabilirsiniz. Ben şimdi saçmalasam benim saçmaladığımı anlarsınız. Göster desem, nereden biliyorsun saçmaladığımı? Belki de saçmalamıyorum. Tek tek benim uslamlamamı şeylerine kadar, kılcal damarlarına kadar ayırmayı bilmelisiniz. Eğitim almamışsanız bunu yapamazsınız. Yani mantık eğitimi almadan bunu asla yapamazsınız. Türkiye'de mantık eğitimi neredeyse yok gibi olduğundan felsefede de gelişmeler maalesef biraz edebiyat, felsefe ile edebiyat arasında fazla bir fark kalmıyor. Özellikle bizde Fransız ekolü şeyi edebiyatla felsefe yapmayı, edebiyat yapmayla felsefe yapmayı pek ayıramaz. Şimdi mantık dedik. Fakat mantık daha sonraki bütün eleştirilerin hedefine oturdu. Özellikle 19. yüzyılda mantıktan da kurtulmak istendi. Yani mantık bir tür matematikleştirildi. Ya da matematiğin içine mantığın matematiğin mantığı ortaya konmak istedi. Uzatmayayım ama en sonunda sembolik mantık, modern mantık ortaya çıktı. Modern mantık bu klasik mantıktan da kurtuluştu. Zaten bunun sancıları Descartes'ten beri biliniyordu. Descartes direkt aritmetik ve geometriyle Aristoteles mantığını reddetti.
De Spinoza keza aynı şeyi yaptı. Öklid'e göre yazdı, geometriye göre yazdı kitabını. Daha evvel denenmiş, çok daha evvel de yapılmış şeylerdir bunlar. Ve bir süre sonra matematikte bazı devrimler oldu. Mantık modern mantığa evrildi. Ve kalkülüs, hesap makinesi ortaya çıktı. Mantık makinesi. Bugünkü bilgisayarın başı. Ve şöyle özetleyeyim. Mantık, sembolik mantık nihayetinde bir doğrular ve yanlışlar skalası üzerinden, önermeler arası ilişkilerdeki tutarlılık ve geçerliliği test etmenin aracı haline aldı. Ve daha yalınlaşmak istedi, daha yalınlaşmak istedi. Ve hakikaten işte bugün belli başlı isimlere dayanıyoruz. Ama anlatım dili, mantığın anlatım dili gittikçe yalınlaştı. Ve en sonunda bir tür cebir halini aldı. Algoritma. O bizim kısa olarak D, Y olarak doğru doğru yanlış yanlış şeklindeki o doğruluk yanlışlık kolonları, sütunları birdenbire 0-1'e döndü. Ve 0-1 işte şeyin, bilgisayarın, bakın bilgi sayılan bir şeydir burada, bilgisayarın temelini oluşturdu. Şimdi şu anda bu yayını bile mümkün kılan şey nedir? 0-1'dir. 0-1 aslında bir nokta, bir boşluk. Bir nokta, bir boşluktur. O bir anlamda o doğru yanlışın, geçerlilik ve tutarlılık ilişkisinin evrilerek yeni bir dil yaratıldı. Şu anda 0-1 neyi temsil ediyor? Hiçbir şeyi temsil edemiyor. Ama uzaya bile gidebilmemizi mümkün kılan şey, uçağa binmemizi mümkün kılan şey o 0, dijital dil. En başta yazı olmasaydı bu buraya kadar gelemezdik. Bunu mümkün kılan hala bizim modern bilinci, düşünme biçimini mümkün kılan aslında bu 0-1'e kadar yalınlaşmasıdır. Para da öyle oldu. Para da işte deniz kabuklarından başladı. Külçelere, ingotlara, demir çubuklara, oradan sikkelere kadar geldi. O sikkeler bir süre sonra banknotlara evrildi. Banknotlar da ki biz hala banknot kullanıyoruz. Demir paralar da kullanmakla birlikte Bitcoin evrildi. Bu da para, ya bunu anlayamıyor millet. Yani Bitcoin neyi temsil ediyor? Kendisini temsil ediyor. Şimdi aslında onları konuşmayı düşünüyordum ama konuşalım, ara verelim isterseniz ondan sonra önce konuşalım. Bir ara verelim, evet, ondan evet, sonra biraz soluklanalım, sonrasında buradayız. Devam ediyoruz. En son Bitcoin'den bahsediyorduk ki keza şu son dönemde özellikle de gençleri baz alırsak pek çok kişi Bitcoin'den bahsediyor. Ama biz tabii paranın evrimini aldık, Bitcoin'e kadar işte getirdik. Bakın çok güzel bir şey söylediniz. Niye gençlerin dediniz? Yani bu ara ben de çok sık bahsediyorum aslında. Şimdi şöyle, hakikaten çok doğru. Çünkü milletin usu almıyor. Benim temel tezim neydi? Us çok nadir bulunan bir şeydir ve oluşur. Yaşlılığın en büyük alameti nedir? Kendimden biliyorum. Teknolojiyle irtibat kurmada sorun yaşayan herkes artık yaşlanmaya başladığını en kibar tabiriyle düşünebilir. Yani teknoloji en zeka ile alakası yoktur. Yani çok zeki insanlar bile internette vesaire bir işlem yaparken bir hesap aç buraya, onu kapat, bilmem ne yap. Yani el ayağına girer yani. Ben mesela kendimle en övündüğüm şeyi söyleyeyim. Yani peki, dünyanın en büyük teorilerini ortaya koysaydım, insanlığın ilerlemesine en büyük katkıları yapsaydım, o kadar sevinmezdim zannediyorum.
Yani bütün hayatım kurtulmuştu. Cep telefonundan bankaya girip işlem yapabilme. Aa, ben size öğreteyim. Biliyorum. Böyle olmaz. Hayır, yani işte onu yapabiliyor olmak benim için o kadar büyük bir zafer ki. Şeyi, cep telefonunu kullanmak, yani akıllı telefonun diyelim ki çocuklar %90'ını kullanıyorsa ben %10'uyla idare ediyorum muhtemelen. Ama ya da işte E-Devlet'e girip işte aşı vakti geldi mi gelmedi mi bunu öğrenmek mesela benim için 10 kitap yazmaktan daha büyük bir zafermiş gibi görünüyor bana. Hakikaten teknoloji karşısında hepimiz yaş durumumuza göre ürkeriz. Ben o yüzden hep şey derim, yani halkın eğitilmesinin en önemli şeylerinden bir tanesi bu AVM'lerdir. Bir de ATM'lerdir. Yani havalimanına şeylere filan sok, garlara marlara girmeleri lazım. Uçağa binme çok iyi bir eğitim şeyidir. Çünkü uçağı kaçırabilirsiniz. Öyle hatır matır oğlum evladım filan olmaz. Bugün AVM'lerde alışveriş yaparken hiç kimseyle fazla temas etme, bir çarşamba pazarını, salı pazarını düşünün, gel buraya gel diye bağıran şeyleri, satıcıları düşünün. Bir de ATM'ye gidiyorsunuz, işte kartınızı sokuyorsunuz, orada bir takım numaralara basıyorsunuz filan. Şimdi 70 yaşında, 80 yaşında biri bunu nasıl yapacak? Çok da eğitimli değilse hele. Yani dolayısıyla Bitcoin'den konuşmak da böyle. Ama bir Bitcoin'e gelmeden evvel bir iki şeyi söyleyeyim. Para niye ortaya çıktı? Buna Herodot şey diyor, Lidyalıların diye ticaret yapmak için kullandılar diyor. Aristoteles politikasında daha farklı bir şey yapıyor. İki nedeni vardı diyor. Gümüş külçeleri ikide bir tartıyorlardı diyor. Bir tartma sıkıntısından kurtulmak istediler diyor. Bir de değerini oraya yazdılar diyor. Yani o arkasına resim basıyorlar filan. Bir tanesi bu. İyi de bunu niye daha evvel yapmadılar? Böyle bir sorun var. Bu tartma yükü için niye 7. yüzyılı bekledi? Lidyalıları bekledi insanlık. İkincisi, külçe altından daha pahalı sikkeler, basılmış paralar. O yüzden numizmatik para bilim, biliyorsunuz numizmatik, numizma, numus Latincesi, nomos'tan geliyor, hukukla alakası var, yasayla alakası var paranın. Çünkü devletler para basıyor, devlet garantisi işin içine girdiğinde o paraya olan itibar, paranın güvenilirliği, ki bence en önemli şey budur. Nomos'la alakası da buradan geliyor. Devlet için bir, devletler para da satıyorlar. Yani gümüşü para halinde de basıyorlar. Dolayısıyla bir de dış ticareti düşünürseniz, Aristoteles şeyden dolayı doğal değildir diyor. Paradan para kazanmak, işte tefecilik, mefecilik, yani bankacılık tarihine kadar gidiyor bu. Daha erken biçimleri için söylüyorum. Yani buğdayınız var, ne kadarını saklayabilirsiniz? Ama gümüşünüz varsa, paranız varsa daha çok saklayabilir. Bir de unutmamalı, daha çok biriktirebilirsiniz. Dolayısıyla devletler, bir de şey söylüyorlar, devletler memurlarına para verecek, askerlerine para verecek. Yani daha doğrusu ücret ödemesi yapacak. O yüzden para bunun için de işe yaradı deniyor. Yani paranın ortaya çıkma nedenleri, işte kayıt kolaylığı, mübadele kolaylığı. Efendime söyleyeyim, gümüşün, basılmış gümüş külçe gümüşten daha değerli olması, bunun da ticarete dönmesi ve deniz aşırı ticaret, dış ticaret bakımından tüccarların kazançlarını vesairelerini belirlemeleri bakımından birçok şey sikkenin, paranın aynı alfabe gibi. Yani aslında daha evvel var, daha ilkel biçimleri var ama
alfabe nasıl ki yazının son biçimi ise, para da mübadele, değişim ekonomisinde, mübadele ekonomisinde üçüncü unsur olarak, o değişimi mümkün kılan unsur olarak ortaya çıkıyor. Fakat mesela rakamlarla harfler arasında ne fark var desek, oysa Sami dillerde de, bu biraz Mısırlılarda da böyle, harfle rakam aynı. Mesela birçok kişi bugün harfle rakamı karıştırabilir. Harf sesleri temsil ediyor, değil mi? Rakam neyi temsil ediyor? Sayıları temsil ediyor. Bir de matematiği, bir edebiyatı diyecektim ben. Yani en azından biri sesçildir. Sesleri temsil eder, harfler. Ama rakam sayıları temsil eder. Dolayısıyla biz bugün mesela rakam sistem, rakam yazarken, 3 yazarken ayrı yazıyoruz. Mesela harfle değil, rakamla 3 yazıyoruz, değil mi? Bir de normal yazıyı kullanırken, alfabeyi kullanırken harfleri kullanıyoruz. Harflerle rakamları ayırt ediyoruz. Oysa başlangıçta böyle değildi. Harflerle rakamlar aynıydı. Bugün bile ebced hesabı, bir takım numeroloji denilen, hurufilik denilen, mesela hurufi kelimesi oradan gelir. Hurufilik harfle, harfçilik demektir. Aslı numerolojidir. Yani sayılar üzerinden, bugün hala yapıyorlar onu. Şeyin astrolojiyle filan uğraşanlarda filan vardır bu. Sayıların uğurlu ve uğursuz olmasından sayısal bir takım işlemler yaparak şey var. Bir koca bir ekol var Osmanlı'da. Hurufiler deniyor. Ama o harflerin kendisi sayı aynı zamanda. Şeyi öneririm mesela, Darren Aronofsky'nin Pi adlı bir başyapıtı vardır. İlk 60 bin dolara çektiği çok bir gençlik filmidir ama dehasını orada gösterir. İbranice'de de kabbalacılık nedir? İbranice'de de harflerle rakamlar aynı şekilde kullanıldığından, mesela bir dindar Yahudi, eğitimli bir Yahudi, kutsal kitabını okurken bir cümle gördüğünde o cümleyi aynı zamanda sayısal bir denklem olarak okuma yeteneğine sahiptir. Tabii bizde hurufiler bu işte. Kur'an'a bakıyor, hatta bu tür şeyler de çıktı. Kur'an'a bakıyor, diyor ki bu ayetin de elif diyor, bu değere gelir, bu buna gelir, bu gelir, bu diyor 1672'dir. O demek ki diyor bu ayet nazil olduğunda 1672'de şu olayın olacağı Kur'an'da önceden yazmaktadır. Bir takım matematiksel hesaplarla, işte numeroloji buna denir. Hatta şey, orada hocası öyle der, o şeyin, filmin kahramanına, eğer der matematiği ciddiye almazsan, yani bu kafayla gidersen yaptığın iş matematik olmaz, numeroloji olur diyor. Çünkü çocuğun temel iddiası, etrafına baktığında bütün reklamlarda sayısal şeyleri gördüğünü iddia ediyor, şifreleri. Yani bütün her şey ona sayısal bir denklem olarak geliyor ve işte bütün borsa şeyler falan peşinden koşuyor. Çünkü ilginç bir filmdir. Dolayısıyla alfabeyle çarpım cetveli arasında ya da matematik arasında doğrudan ilişki vardır. Yani resim yapmak ve geometri yapmak arasında nasıl yakın bir ilişki varsa, saymakla okumak arasında da, yazmakla kaydetmek arasında da aynı ilişki vardır. Bunların hepsinin orta çağda şeytana havale edilmesinin şeyi boşuna değildir. Yani bu ne demek? Kötücül kabul ediliyor. Niye? Yeni olan her şey kötücüldür. Şimdi Bitcoin ile ilgili kısmı söyleyeceğim. Zamanımızı inşallah çok kötü kullanmıyorum. Yok hayır hocam, gayet iyi gidiyoruz. Yeni olan her şeyi şeytana atfedilmesi de yani döneme göre şaşırılacak bir durum değil. Yani şöyle, orada sıradan bilinç farklı bir bilinçle karşılaşıyor. Hakikaten de öyle. Hiç muhasebecilerle konuştunuz mu ya da var mı öyle tanıdığınız? Etrafımda hiç yok. Yok değil mi?
Şimdi ya yani muhasebeci zekası, mühendis zekası derler mesela. Şimdi bugünümüzde artık muhasebeci tabiri kullanılıyor ama şey deniyor, mühendis zekası. Olup bitenleri sürekli sayısal olarak değerlendirebilen zekaları izleyin. Şimdi bir gün belki öyle bir program da yaparız. Matematiksel düşünme nasıl bir işlem yapma biçimidir? Sayısal düşünme nasıl bir düşünme biçimidir? Düşünmenin ne tür, nasıl bir belirlenimidir? Bunu da konuşuruz. Şimdi Satoshi Nakamoto diye bir adam, bu Bitcoin'i kuran adam, Japon, 2008 tarihi. Bakın ne kadar erken. Biz hala hayattaydık. İşte yaşayalım. Hepimizin de en büyük pişmanlıklarından bir tanesi. Ne kadar erkenmiş. Meğer ne güzel bir fırsat varmış. 2008. 2010'dan sonra Satoshi ortadan uzaklaşıyor. Görünmez oluyor. 2015 Ethereum'u kuran ünlü Vitalik Buterin. Onun böyle bir sorunu yok, kaybolma sorunu. Fakat 2015, kaç yıl önce? Çok yeni hocam, dün gibi. 6 yıl. Yani insan aklı almıyor değil mi? Yani Yunanlar, Asurlular, Babiller derken 6 yıl. 2008. Şimdi... bütün devletlerin verdiği tepkilere bakın. Ekonomistlerin verdiği, devletlerin verdiği tepkiler tabii çok sistematik. Ne işe yarıyor bu? Yine bir direnç söz konusu tabii. Şimdi merkezsizleşme. Şimdi 21 milyon Bitcoin hesaplanıyor. 17 milyonu basılmış. 120 yılda tamamlanacak bu kazma, madencilik falan hikayeler var, oralara girmeyeyim. 2140 yılında son yarılama, halving diyorlar, son yarılama yapılacak deniyor. Yani bölüne bölüne %50, her yıl %50 her 4 yılda %50 azaltılıyor. Hiç arkasında hiçbir devlet yok. Kendisine ait bir nomosu var. Yasası yok. Bazı yani şeyleri okunarak şey yapılıyor. Bazı devletler destekliyor, bazıları desteklemiyor. Bazıları ok atıyor şey diyerek, işte uyuşturucu, kara para aklama falan diye. Aslında bunu diğer şeyler çok daha iyi yapıyorlar. Buna rağmen yaşamımıza giriyor. Bakın 2008 Bitcoin, 2015 Ethereum. Yıl 2021, bitmek üzere. Değil mi? Bir ayımız kaldı. Hı hı. Ne kadar haberdarız? Bitcoin'den mi? Evet. Yani ne olup bittiğini ne kadar anlayabiliyoruz? Ne kadar yorumlayabiliriz? Yani lehte söylenenler var. Yani ben bu işin ekonomist değilim, tarihçi değilim. Bu işi çok iyi konuşacak olanlar vardır evet, muhakkak. Ama neticede ne kadar anlayabiliyoruz? Diyorum ki Bitcoin'i anlayamıyoruz. Çünkü modern mantığı sıfır biri de anlayamıyoruz. Yani us oluşan, evrilen ve kültür aracılığıyla ortaya çıkan bir şey. Onu biz yaratıyoruz. Dolayısıyla insan ussal bir varlıktır meselesi bir safsatadır. İnsan ussal bir varlık değildir ama insan us sahibi olabilir. Bazı insanlar us kullanma mertebesine gelebilirler. Yani mesela benim bir bilgisayar yazılımı yazma şeyim nedir? Yüzde kaçtır? Sıfırdır değil mi? Çünkü onun eğitimini almadım. Peki us sahibi olmak nasıl mümkün olabilir? O da eğitimle. Yani kültür diyoruz ya. Peki nasıl bir eğitimle? Üretim. Üretimdir. Yani eğitimle üretimi eş anlamlı kullanıyorum. Us üretilen bir şeydir. Yani mesela birçok aile okula gitmediği için
çocuklarının ki bence de toplumsal, sosyal olarak bir şeyi vardı. Hatta geçen işte pandemiyi konuştuk. Bir talihsizlik olduğunu düşündüm bu pandemi sürecinin. Hı-hı. Aslında ben çok büyük bir avantaj olduğunu düşündüm. Yani insanlığın gideceği yere çok daha hızlı gitmesini sağlayacak bir şeyi mümkün kıldı bu pandemi. Neyi? Mesela YouTube'un yani internetin keşfedilmesi ve kargo firmalarının yani kargoda kargolaşarak mı diyeyim, kargolaştık yani kargo yaşamımıza girdi. Kaç insanın evine ya mahkeme celbi gelir, postacı değil mi? Postacı kapıyı iki kere çalar deniyordu. Artık her gün çalıyor. Sağ olsun bizim hanım, bildim ki günde çok çalıyor. Geliyor hocam artık pek çok eve geliyor. Çünkü yani şeye alışverişini, pazar alışverişini filan yani mutfak alışverişini diyelim, kargo ile yapıyorsunuz, arıyorsunuz tek tek. Aramaya da gerek yok, internetten yapıyorsunuz. İşte arama dediğim o yani. Hı. Bak onu bile kötü ifade ediyorum. Doğru ya yani, internetten gireceksiniz, yazacaksınız. Şimdi şirketlerin adlarını vermeyelim, bu konularda acemiyiz. Ama yani kargo girdi. İki, bilgisayar girdi. Yani çocukların bilgisayarda daha çok vakit geçirmeleri onların aleyhlerineymiş gibi görünüyor. Ya da internette, bakın televizyon seyretme oranının düştüğünü tahmin ediyorum. Bunun yerine dijital ortamlarda daha çok kalıyorlar. Sadece o sizin ilk başta Bitcoin'den söz ederken gençler dediniz. Yani niye gençler? Az önce de bahsettik ya, o teknolojinin gidişatını en iyi gençler kavruyor. Bu da çok doğal bir süreç aslında bakıldığında. Bitcoin hem karmaşık, hem sanal geliyor, hem yeni bir şey. Ona karmaşık mı? İşin içerisine girdikçe çok karmaşık hocam. Yani ciddi anlamda hepsini tek tek incelemeniz gerekiyor. Projeleri incelemeniz gerekiyor ve benzeri ve benzeri pek çok şey var. Şimdi işte ben şey diye düşünüyorum. Ve yeni bir şey. Yeni olan direnç gösteriyor insanların, yani bir kısmı, bu da var. Tinsel uzaklığımızdan dolayı bazı şeyler öyle geliyor. Mesela bir matematikçi için diyelim ki Ali Nesin konuğumuzdu değil mi? Bizim şeyimizi kanter içerisinde bizi bırakabilecek bir sürü denklemler filan onun için gündelik yaşamının bir parçası. Ama biz matematikçi olmadığımız için bizim için kavranılması çok güç. Ama muhtemelen yaşamın başka alanlarında da diyelim ki bir matematikçinin, bir mühendisin uzak olduğu alanlarda ona aynı şekilde karmaşık gelebilir. Bunun psikolojik olduğunu düşünüyorum ve kendi çağımızla irtibat kurma, kendi çağımızı yorumlamakta gençlerin arkasına düşmemizin bence çok önemli bir belirti olduğuna inanıyorum. Şöyle söylemiştim, tecrübe, deneyim tarihte hiç şimdi olduğu kadar gereksiz hale düşmemişti. Öyle mi? Tabii. Niye? Şimdi örnekler vereceğim, tanıdıklardan pot kırmayayım, vermeyeyim. Ama şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir datacı, data mühendisliği okuyan biri annesi, babası aynı alanlarda uğraşsa bile, diyelim ki bankacı olsa, mühendis olsa bile, onlara güvenmiyor. Böyle bir tanıdığım var, o yüzden örnek veriyorum. Ne anlamda güvenmiyor? Hesap yapmalarına mı güvenmiyor? Yani çok değerli bir bankacı, yani çok üst düzey bir bankacı, ömrü şeyle geçmiş. Ama oğlu data mühendisi, anlamıyorlar ticaretten, şeyden diye düşünüyor. Şimdi tabii ona bakıldığında bu yanlış gibi gelir. Bence haklı.
Neden? Çünkü yani bankayla bir işleminiz olsa 80 yaşındaki bir bankacıya mı 30 yaşındaki bir bankacıya mı güvenirsiniz? Ne iş yapacağım? Tam olarak bilgisayarınız var. Bozuldu. 50 yaşındaki bir bilgisayarcıya mı götürürsünüz 20 yaşındaki mi? 20 yaşındakine götürürüm. Niye? Bakın deneyim. Çünkü zihinsellik yani us ortaya çıktıkça dedik ki para metadan kopmaya çalışıyor. Dil sözden kopmaya çalışıyor. Bakın PS dediğinizde yani P ise Q o halde efendime söyleyeyim R diyorsanız kelime nerede? Kelimeler gitti. Bakın şimdi bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat da bir insandır. O halde Sokrat da ölümlüdür diyorduk. Artık demiyoruz. Şeyden kopuyor. Dolayısıyla zihin neye yöneliyor? İlişkiye yöneliyor. İlişkinin taraflarına yönelmiyor. Bakın bugün de ticarette de buna benzer bir şey var. Gerçi algoritmalar kişisel seçimlerimizi belirliyor filan diyorlar ama neticede her şeyi ağ belirliyor. Ağı anlamaya çalışıyoruz. Siyasette yönetenlerin, yönetilenlerin kendilerini doğrudan hesaba katmıyoruz değil mi? Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyoruz değil mi? Onu yorumlamaya, onu tahmin etmeye, öngörmeye çalışıyoruz. Bugün zihin nörofizyolojide de aynı şey var. Artık kelimeleri yani hafıza dediğiniz, akıl dediğiniz, us dediğiniz şey bu bizim biz felsefeciler böyle anlatıyoruz. Ama buraya bir nörofizyolog davet etsek. Bize ya bu us nedir? Can Hoca us diye tutturdu. Bu us nedir? Düşünme nedir? Filan bu soyutlama nedir? Diye sorsak. O gerçi şimdi ondan vazgeçtiler. Beynin bu bölgesinde şu olduğunda şu oluyor. İşte frontal bölgede bu olduğunda filan diyecekler. Loblara bağlayacaklar filan. Ama şimdi şunu söylüyorlar. Düşünme beynin bütün hafıza dediğimiz şey aslında bağlantıları akılda tutma. Yani her şey bir network'e, bir ağa dönüşüyor. Dolayısıyla ekonomide de böyle oluyor ve dünya hakikaten küçük bir köy haline geliyor. Yani şeyle bunu biz pandemiyle daha iyi gördük ama teknolojiyi daha algılayamıyoruz. Şimdi insanların birbirlerine ihtiyacı var. Birbirlerine dokunmaya, görüşmeye, değil mi? Restoranda yemek yemeye. Şimdi evlere sipariş veriliyor. Ama şöyle bir şey kazanıyor insanlık. Bunların tabii sonuçlarını şimdiden yorumlayamayız. Ama öngörmeye çalışırız. Alacakaranlık aslında odur. Yani gün doğmadan öngörmeye çalışmaktır. Gün doğduğunda herkes onu zaten anlayacak. Deneyime ihtiyaç duymayacak şekilde yaşam ussallaşıyor. Yani bu dijitalleşme dediğimiz şey, hafıza dediğimiz şey, birçok şeyi artık biz hesaplamıyoruz. Yani muhtemelen birkaç yüz yıl sonra insanlar çarpım cetvelini ezberlemeyecekler ya da kafalarından, zihinlerinden çarpmayacaklardır. İhtiyaç kalmayacaktır. Bugün biz mesela yani şu şuradaki tabletin içinde 2000'e yakın kitap var. Yani hayatımda ilk defa bugün bu yıl tatilde kitap almadım yani. Yine almadım değil mi? 20-30 tane aldım ama hiçbirine ihtiyaç kalmadı. Çünkü hepsinin PDF'leri vardı. Ve elimdeki küçük bir tabletle kütüphanem de beraberinde taşımış oldum. Şimdi acaba bellek biçimi değişecek mi? Yani belleğin belirlenimleri değişecek mi? Çünkü us
çok ilginçtir. Usun belleğe ihtiyacı yoktur. Kavramın belleğe ihtiyacı yoktur. Şey gibidir. Araba kullan, bisiklet kullanmak gibidir. Ussal mertebeye gelen, yani felsefe yapmak odur. Felsefe malumat aktarmak, o fikir işte. Yani entelektüel esas itibariyle nedir? Bilir. Sorarsın, anlatır sana. Ne istiyorsun? Gel anlatayım sana der. Tarihten de anlar, sanattan da anlar, sinemadan da anlar filan. Ama karıştırabilir, tarihleri yanlış söyleyebilir, olayları birbirine karıştırabilir, yanlış çıkarımlar filan yapabilir. Niye? Çünkü fikir düzeyinde biraz imgelemin birazcık üstünde çalıştığı için bağlantılar o kadar çalışır. Ya kimin diyor? Hegel'in hangi kitabı şimdi hatırlayamıyorum ama şöyle galiba bir şey söylüyordu der. Şimdi bakın bunlar malumat. Hı hı. Kavramda hafızaya gerek olmaz. Kavramın kendisi zaten bizatihi bellektir. Bugün de bilme teorileri buna doğru evriliyor. Yani bizzat bellekle, çünkü görsel bellek başka bir şey. Kavramın kendisinde hatırlanacak bir şey yoktur. Evet. Dolayısıyla felsefe yaparken felsefe tecrübeye dayanamaz. Yani deneyimden, duyumdan koptuğu için tecrübeye ihtiyaç duymadan düşünmeyi sağlayacaktır. Bilgisayarların tecrübesi var mıdır? Bilgisayarların tecrübesi var mıdır? Siz söyleyin. Big data diyorlar. Büyük, yani bu şu anda çok önemli bir şey. Yani bilgisayarın, yapay zekanın çalışma biçimiyle insan zekasının çalışma biçimini karşılaştırmak ilginç olabilirdi. Onu da dilerseniz başka bir programda yapalım hocam. Çok kısıtlı vaktimiz kaldı. Evet, şey eskir, onu söyleyeyim, bitirelim. Kabloları yanabilir, ekran kartı bilmem ne olabilir filan. Ama kendisi big data haline dönüşüyor. Düşünmekle hafıza aynı şey haline alıyor. Diyebilirim. Diyebilirsiniz. Biz bu hafta Usun evrimini konuştuk efendim. Bir cümlenizi de cımbızladım. Dedim ki deneyime ihtiyaç duymayacak şekilde yaşam ussallaşıyor. Kim bilir ileride bizi neler bekliyor diyelim ve haftayı buradayız, devam edeceğiz.